Arkadaşlar, Almanya maceramı sonlandırıyorum. Biraz tepkiliyim. Onların detaylarını paylaşacağım. Ama şimdi önce bunu 4 kat aşağı indirmem lazım ve çok ağır. Maceram başlasın. Dışarı çıkınca bunların hepsini paylaşacağım. Birazdan bu ışıktan son kez geçip kapıyı kapatacağım. Bu sefer anahtarlarım da yanımda yok. İçeriye bıraktım. Ya burayı hiç sevmedim. Tamam, güzel bir deneyimdi. İyisiyle kötüsüyle vesaire değişik bir deneyimdi. Hep Türkiye'deki hayatımı özledim. Ama şimdi buradan son kez çıkıyor olmak garip hissettirdi yani. 3 ay uzun bir süre değil. Bana çok uzun geldi tabii ki. Ama alışkanlıklar vesaireler tabii kolay terk edilmiyor. O zaman fazla romantikleşmeden ışığımızı kapatalım. Ve Almanya'daki hayatı arkamızda bırakalım. Artık istesem de giremem. 1500 defa kontrol ettim zaten. Bir şey unuttum vesaire diye. Umarım unutmamışımdır. Ben bir şey unutmamışım zaman. Şuradan yansımamı göstermeye çalışayım. Önümde küçük bir çantam var ama belli olmuyor. Arkamda sırt çantam. Zaten valizi de aşağı indirmiştik. Şimdi gidelim. Umarım otobüs gelir ya. Burada da hiç belli olmuyor ki. Bizdeki gibi yetenek uygulaması gibi bir şey yok. Bu Almanya'nın suçu değil. Berlin'de falan vardır belki de. Küçük bir şehir olduğu için bizde de küçük şehirler de yok. O yüzden bekleyeceğiz. Google Maps de gösteriyor şu zaman gelecek, bu zaman gelecek diye. O da bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Hiç yansımadan daha net görünüyorum. Ama yine de çanta belli olmadı. Evet, artık bitti ya. Vay be. Kar da bitti. En azından kar bitmemiş olsaydı böyle. Son bir kar manzarası gösterirdim. Ama şu an manzarasını göstereceğimiz bir şey de kalmadı. Evet, valizimiz aşağıda. İnerim. Valizimin de bu şey çekme kısmını kırmışlar. Havalimanında buraya gelirken. O yüzden nasıl çalışmıyor. Ve sapından tutup çekiyorum. Zor işte. İçeriler çektik. Biz bu bölgesi yollarımız. Bir şaka. Kötü bir şaka. Evet. Şu videonun introsu buradan. Evet. Intro, outro gibi bir şey yapmış olduk. Ama şu an yağmur yağıyor. O yüzden kamerayı falan cebime koyup durağa doğru geçeceğim. Son kez şuradaki bayraklara da bir zoom yapalım. Evet. Nefese kaldım. Saniyeler otobüs kaçırdım diyor. Belli olduğunu bilmiyorum. 31 geçe geleceğini söylüyordum hep. 1-2 dakika ötarlı gelmiş. Ben de video çekeceğim. Nostalji işleyeceğim diye kaçırdım. Ama olsun ya. Ecelimiz yok diyeceğiz. Son bir kez burada. Otobüs bekleyelim. Ama genelde şey oluyor mesela. Otobüsü kaçırdım diyelim. Sonra gittiğimde bir yarım saat daha tren bekliyor. Öyle denk geliyor. Yani otobüs kaçırmasam treni de kaçırmamış olacağım. Hani artık nasıl bir olaysa genelde böyle denk geliyor. Ya da biz algıda seçicilik yapıyoruz. Bilemeyeceğim. Evet. Durağımız bu. Son kez buradayız. Tam bir nostalji bombası ya. Daimi mekanımızdayız. Daha doğrusu artık eskide kalacak daimi mekanımızdayız. Bu Portal Hauptbahnhof. Valizimiz burada. Trenimiz birazdan gelecek. Vaat edilen gelme süresi 21.58. Yani 7-8 dakika sonra gelmesi lazım. Benim uçağım öğlen 12.40'da. Peki diyeceksiniz. Kardeşim, abicim, arkadaşım sen neden 14 saat 15 saat önceden yola çıkıyorsun? Çünkü yarın grev var. Hatta yarın değil. Bu gece 2'de
Trenlerin grevi başlıyor. Makinistlerin grevi başlıyor. Trenler çalışmıyor. Gece 2'den itibaren 6 gün boyunca, yani 6. günün sonunda akşam 6'da bitiyor. Tabii sonra uzayabilir. Mesela ya da erkenden Doğu Çaban makinistlerin istediğini, yani sendikanın istediğini kabul eder. Eylemler biter, grev biter. O da olabilir. Ama günün sonunda bugün, yani en azından benim gideceğim gün grevin olacağı kesin. İlk gün olduğu için. Umarım sesim anlaşılıyordur. Ben de o yüzden erken geldim. Yani gideceğim havalimanında sabaha kadar duracağım. Uçağını öğlen işte havalimanında bekle uzunca bir süre. Ya çünkü öbür türlü gitme şansım yok. Burada bütün her şey trenler üstünden döndüğü için benim buradan Düsseldorf Havalimanı'na gitmem ihtimal dışı bir hale geliyor. Çünkü S-Bahn'lar çalışmıyor. İşte regional, bölgesel trenler çalışmıyor vesaire. O yüzden sıkıntı. Hatta sanırım şu, büyük trenler de çalışmıyor. Yani Deutsche Bahn'a ait bütün tren sistemleri çalışmıyor. Böyle olunca da mecburen erken gidiyorum. İşte normalde bugün okula gidecektim. Yani bugün çarşamba, daha doğrusu salı. Benim uçağım çarşamba. O kadar içselleştirdim ki artık bugün gideceğimi. Akşam gelip valizimi vesaire hazırlayıp biraz uyuyup sabah 6'da kalkıp havalimanına geçecektim. Dünyanın en iyi planı, dünyanın en iyi projesi. Ama bu grev olunca bütün proje bozuldu. Yani ben normalde bugün gidip buraya geldiğimde işte ilk gün yaşadığım şeyleri, geçtiğim sokaklar üzerinden bir hikaye anlatımı vesaire yapacaktım. Onu bu videoda biraz yapacağım mecburen. Çünkü benim için özel de bir durak vardı. Oradan inip böyle caddede insanlar arasında karıştığım ilk yerde orası. Ama onu burada yaparım. Bir de daha sonrasında böyle kamera karşısında ilk gün, yani ilk günlerde başıma gelen şeyleri anlatırım. Şimdi bu gece havalimanındayız. Zaten buraya geldiğimde de ilk iki gece havalimanında. Sonra bir otelde. Ardından da Kartal'daki evimdeydim. O yüzden Düsseldorf Havalimanı bizim için bilindik bir yer. Severiz. Hadi bakalım. Umarım gecikmez tren. Ama sanırım gecikiyor. Evet. Yani normalde 21.58'di. 22.00'dı. Tam konuşmaya başladığımda. Şimdi 22.01 oldu. Bu böyle 22.15'e kadar falan giderse hiç şaşırmam. Neyse. Bir de elimde kamerayla bu saatte böyle dolaşıyorum. Şeyin de en ucuna geldim. Rahat rahat video çekeyim. Ses vesaire olmasın diye. Gerçi hani İstasyon boş ama yine de öyle yapayım dedim. Şimdi burada yalnız bir insan elinde kamerayla bir şeyler tutuyor ve insanlar tip tip bakıyor. Enteresan tabii. Yani özleyeceğim buraları. Tekrar Avrupa'ya geldiğimde uğrayacağım ilk yerlerden biri olacak burası da. Hatta ilk yer olabilir. Evet, az önce trenimizden indik. Havalimanına doğru gidiyoruz. Vay be! Ben tam 24 Ekim'de geldim Almanya'ya. Ayrılışım da 24 Ocak. O şekilde denk getirdim. Yani çok daha fazla kalabiliyordum istesem. Yani bir yıla yakın bir süre kalabilirim en az. Sonrasında hani şey bu, uzatmak isteyen uzatıyor. İşte bunu burada bitiriyor vesaire. Ama bilmiyorum. Bana hiç çekici gelmedi. Bizden bizim memleketin yolu tutalım. Skytrain'e bindik. Havalimanının terminallerine doğru gidiyoruz.
Evet, valizimizi sonunda teslim edebildik. Gece akşam 10 gibi buraya gelmiştim. Şu an saat 9:25 falan. Anca teslim ettik. Sabah ben bir 5'te uyandım. Denedim valizi teslim etmeyi. Ama o saatte almadıklarını söylediler. Hani ben de zaten şeydeydim biraz. İşi tarttırma kısmındaydım. 21,7 kilo çıkmıştı. Az önce işte şöyle Lidl poşetine bazı şeyler çıkardım. Elimde götürüyorum. Eşya 19,3 kiloya düştü. Mükemmel terazi gibi bir elim var ya. Ne diyebilirim ki? 700 gram daha kalabilirmiş şimdi. Ama böyle detayları konuşmaya gerek yok. C kapısından gireceğim. Oraya doğru gidiyorum yavaş yavaş. Evet, bagajımızı teslim ettik. İlk sıralardan geçtik. Polis kontrolünü de arkamızda bıraktık. Artık gate'e doğru gidiyorum. Vay be. Ya bu Duty Free'den hep bir şey alayım diyorum. Ama geldiğimde de yok ya falan tarzında bir tribim oluyor. Bakalım ya. En azından bir su falan mı alsın ya da. Şunlar aslında güzelmiş. Küçük küçük. Ama ben alkol almıyorum. O yüzden bilemedim. Hediyelik olarak aslında tatlılar. Neyse ben biraz etrafı gözeteyim. Yani yeni rakı burada. 27,90 euro. Türkiye'de ne kadar? Bilmiyorum. Ama muhtemelen burada bile daha ucuzdur yani. Evet arkadaşlar, havalimanındayım. Bir elimi yüzümü yıkadım. Pisuvarların önünde de ilk defa ayna görüyorum. Enteresan. Bir de burada şöyle kondom otomatı var. Güzel bir düşünce. Sonunda vatan topraklarına kavuştuk. Şimdi sırada bagajımızı alıp havalimanından çıkmak var.